Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 6. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı için Bursa'dayız. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Ve yanımda ziraat mühendisi Sayın Levent Özdemir var. Birlikte gezeceğiz fuarı. Levent Özdemir'i tanıyorsunuz. Tarım Analiz Programı'ndan, Yaban TV'den. Bu bölümde bitki, fidancılık ve diğer üretim alanlarında siz bana yardım edeceksiniz. Katılımcılarla görüşeceğiz. Bu fuarların amacını konuşacağız ve sizin değerlendirmelerinizi alacağız. Teşekkür ederim. Şimdi bildiğiniz gibi bu tarım fuarları tarım sektörü açısından çok önemli organizasyonlar. Yani hem çiftçi kesimi için çok önemli, hem firma sahipleri, yani onlar için, üretim yapan firma sahipleri için çok önemli. Genelleştirelim. Yani şöyle bir genelleme yapalım. Tarladan sofraya olan süreç, bunun işleyişi, detayları, her şeyi bu fuarlarda görebilir çiftçilerimiz. Bursa Fuarı'nın da ayrı bir önemi var aslında. Türkiye'de yapılan fuarların en büyük ve en fazla katılımcı, çeşit anlamında da en fazla katılımcının olduğu bir fuar. Bu fuarın tabii gözlemlenmesi çok önemli. Bu fuardan fuar kültürünü geliştirip bu fuardan farklı şeyler öğrenmek gerekir. Yani biz hep deriz, çiftçilerimiz çok bilinçli insanlar ama ya gerçekten fuara bir şeyler öğrenmek için gelsinler istiyoruz. Evet. Şöyle başlayalım. Ülkemizdeki fuar kültüründen bahsedelim. Evet. Metrekare kapalı alan, 30 bin metrekare açık alan, onu da hatırlatalım. 70 bin metrekare bir alandan bahsediyoruz. Alan biz. Ve 7 holde yapılıyor, 7 salonda yapılıyor. İşte firmalarımız, tarımsal firmalarımız aylar öncesinden hazırlanmışlar bu organizasyona. Bursa'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi çeşitliliğin çok olması. Yani tarım sektörünün... Bu bölgenin çeşitliliğin çok olmasıyla alakalı bir şey olabilir mi? Ya o olabilir. Marmara bölgesini biliyorsunuz polikültür anlamda biraz daha farklıdır diğer bölgelerimize göre. Bursa Fuarı'nda meyvecisinden sebzesine kadar, mekanizasyon grubuna kadar, hayvancılık sektörüne kadar bütün firmaların katılımını görebilirsiniz. Bu yüzden şunu söylemek istedim. 6 ay önce, 1 sene önceden bu fuara hazırlanıyor firmalarımız. Yeni ürünlerini bu fuarlarda işte göstermek için, üreticilere, tüketicilere bunu anlatabilmek için uğraşıyorlar. Sonra geliyorsunuz, işte bir sürü sıkıntı var, işte dışarıda yağmur var biliyorsunuz. Çok zorluklar var. Burada beklenen ne? Onu sormamız lazım kendimize. Beklenen faydalı bir şeyleri üreticilere anlatabiliyor. Her iki taraf için de beklenen ne? Peki yapabiliyor muyuz bunu? Ben yani geçen yıllara göre, o anlamda geçmiş önemli olabilir belki. Geçen yıllara göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yani baktığınız zaman Bursa'da, bu yağmurda belki avantajdır, belki dezavantajdır ama ben avantaj olduğunu görüyorum. Çünkü bayağı bir katılım söz konusu. Baktığınız zaman sayısı da gittikçe artıyor. Örneğin bir meyveci, meyvecilikle uğraşan bir üretici veya da tüketici sizin dediğiniz gibi buraya niye gelmeli? Ya burada hangi çeşitler var? İşte yeni teknolojiler nelerdirden ziyade kendi bahçesinin eksiklerini nasıl giderebilir mi? Birebir sorabilmeli buradaki firma sahipleri. Ben kendi düşüncemi, gözlemimi söyleyeyim. Asla bunu yapmıyorum. Buraya gelen. Ya burada bir organizasyon var, bir şenlik var, şenlik havasıyla. Bu hep söylenir, işte promosyon dağıtımları oluyor sonuçta firmaların. İşte şapkasından tutun da anahtarlarına kadar. Genelde katılan üreticilerimiz, ya bu anlamda, bu amaçla katılıyorlar. Gibi geliyor, genelini hepsi değildir. Genelini söylüyorum. Örneğin burada, işte Cine Tarım. Hemen gördük, işte soralım. Cine Tarım, Kemal Bey'e soralım. Merhabalar Kemal Bey. Nasılsınız? İyiyiz, i̇şte teşekkür ederim. Kemal Bey'e de sorabiliriz burada fuarların amacına uygun olup olmadığını. Ben de aslında tesadüf biraz önce onu söylüyorum. Türkiye'de 50 taneye yakın fuar var.
bu fuarla panayırı ayırmak lazım. Tam da az önce Levent Bey ondan bahsediyor. Yani herhalde, buraya gelen ziyaretçilerin. Ben de biraz önce Türkiye'nin kaç tane fuar, önce bir fuarı ayırıp ya kaç tane fuarı olması lazım diye düşünüyordum. Herhalde burada yaptığı 5 fuarı bir kenara koyup ondan sonra Antalya Rolltek, İzmir Orion, Ankara, yani maksimum onu geçmemeli. Yani ondan fazla da fuarı olmamalı Türkiye'nin, ama panayırı olabilir. Bir de Türkiye'nin bir tane milli fuarı olması lazım. Yani bir çok tane hep... Şimdi bu fuarların tanıtımını yapabiliyor muyuz? Yani artan bir ölçüde hızlandığını söyleyebilirim. Yani 250 bin kişi yapılıyor. Geliyorsa bu demek ki duyurulmuş demektir. Yeni yeni bu ulusal gazetelerinde tarım ekini çıkarmasını da ben önemsiyorum. Yani çünkü bugüne kadar tarım sektörünün 5.000, 10.000 basılan bir aylık dergisi olmadı. Ama bugün bu bahsettiğimiz gazeteler 500.000, 600, 15 günde bir de olsa belki ilgi, gördüğü ilgi arttığı zaman haftalık da dönüşebilir. Keşke 20 sayfa yerine 10 sayfa olsa, haftalık olsa. Şunun etkisi olabilir mi? 5 yıldır yaklaşık tarım kanallarının ortaya çıkması. Evet, evet. Bir kırsalda yaşayan vatandaşımızın bu kanalları büyük ilgi göstermesi, televizyon ekranları, kumandalarında birinci, ikinci, üçüncü sıralarda yer almasının da ulusal basının, gazetelerin buna yer ayırmasıyla alakası var mıdır? Mutlaka etkilenmişler. Medyanın bu konuda... Yani demek ki çok ihtiyaç var. İhtiyaç yıllardır var da medya bunu yeni gördü. Yani yeni Türk ulusal kanallarının, genel medyasının Türk tarım ve gıda sektörünü çok umursamadığı, bugüne kadar dönüp bakmadığı ortada. Yani bunu baktığımız zaman televizyonlarda bir tarım programını, gıda sadece programını görmememiz... Sadece açısından görebiliyoruz. Pazardaki evet. Fiyatlarla görebiliyoruz. Evet. Ama pazara gelene kadar neler yaşandığı kısmını... Çok o medyada, da yani medyada görmemiz mümkün maalesef değildi. Maalesef Mehmet Altan'ın kitabı var. Çiftçiler ne zaman, köylüler ne zaman manşet olur diye yıllar evvel yazılmış. Kötü bir olay geldiğinde. Evet, kötü bir olay geldiğinde. Halbuki Türkiye ciddi bir tarım ülkesi. Büyük bir potansiyeli var. 7-8 oranında dünyada global oyuncu. Yani bunlara sahip çıkması ve bunlardan kazanan insanları tarladan sofraya daha çok gündeme getirmesi lazım. Sizlere de teşekkür ederiz ayrıca. Yani. Kolay gelsin. Peki gübre firmaları geldiğinde buraya onlar neye göre satış yapıyor? Nasıl yapıyorlar tanıtımları? Şimdi gübre üreten firmalarımız bu konuyu çok ciddi yapmalarını istiyorum ben, ziraat mühendisi ve bitki besleme uzmanı olarak. Neden? Çünkü gübre o kadar hassas bir konu ki ve ülkemizde bu bahsettiğimiz teknolojik kullanılarak öyle gübreler elde ediliyor ki, üretiliyor ki. Şimdi çiftçinin, üreticinin aklı karışıyor. Hangi gübreyi alayım? Nasıl alayım? Bir de geri dönüşü de yok. Şimdi geri dönüşü tarım öyle bir özelliğe sahip ki tarım. Yani performansa dayalı bir sektör. Yani bugün ekersiniz, biçene kadarki süreçte, işte tek yıllık bitkilerde bir sene sonunda yapmış olduğunuz faaliyeti alırsınız. Artı net bir çözümde yok. Bunu söyledim. Neden? Çünkü o doğal koşulları, o ekstrem koşulları sağlamazsanız alamayabilirsiniz de. Belki çok faydalı bir gübre attınız, ihtiyacını attınız, yağmur yağmadı. Diyelim ki yağmur yağmadı. Yağmur yağmadığında sulama sistemlerini devreye geçiriyorsunuz. Sulama sistemleri. Ha, maliyetiniz artıyor. Ama baktığımız zaman günümüzde bu verim elde edebilmek için, kaliteli verim ve bol ürün elde edebilmeniz için sulama sistemlerini geliştirmeniz lazım zaten. Ya kullanmanız lazım. Doğru sulama sistemi lazım. Veya yağmurlama sistemi gibi sistemleri kullanmanız lazım. Şimdi yağmur yağmazsa doğru, çok ekstrem durumlardan bahsettim ben. Yani kuraklık olur, çok ciddi ortalama yağış oranı orada. Yani bir yılın heba olmaması için bu tür risklerle karşılaşıldığında da nasıl müdahale edileceğini de bilmeleri gerekiyor. Tabii ki yani.
firma yetkilisiyle birlikteyiz. Sizin kaçıncı katılımınız? Bizim bu sene açıldığından beri Bursa Tarım Fuarı sürekli olarak Agromaraşe adına katılımımız devam ediyor. Her sene katılıyoruz. Ne firmasınız siz? Agromar bir tohum üretim ve pazarlama firması. Türkiye'deki tarım fuarlarını konuşuyoruz, gelişimini konuşuyoruz, neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Siz de bunca yıldır katılıyorsunuz katılımcı firma olarak. Türkiye'deki evet. Tarım fuarları ile ilgili evet. Neler söyleyebilirsiniz? Eksiklikleri, beklentilerinizle ilgili. Ben şöyle söyleyeyim, her zaman biz sistemi daha sonradan kurallarını koymaya başlıyoruz. Yani önce başlıyoruz, ardından eksiklikleri gördükten sonra da şunları da ilave edelim diyoruz. Malum sıkıntı fuar organizasyonlarında da oluyor. Fakat şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Türkiye'de bana soracak olsa iki büyük fuar var. Biri GrowTech Antalya'da yapılan fuar, ikincisi de Bursa'da yapılan fuar. Tabii değişik illerde de yapılan fuarlar, ismi fuar olan festivaller var ya da panayırlar var. Bunları ayırmak lazım. Bana soracak olursanız iki büyük fuardan biri evet, deriz. Fuar organize eden firmanın, firmadan bahsettiniz. Evet. İyi yapılması gerekiyor, iyi organize edilmesi gerekiyor. Neler ziyaretçilerden yapayım? Bahsedelim. Ziyaretçi sayısı, ziyaretçi ilgisi anlamında bakalım. 11 yıldır Bursa'da evet. Fuar organize ediliyor. Ne değişiklikler oldu? İlgileri nasıl değişti? Şimdi ilk öncelikle festival mi, panayır mı anlamında panayırdan fuara geçiş oldu. Daha sonradan fuara geçiş oldu. Bunu zaten fiziki yapıda da görebilirsiniz. Dışarıda artık çadırlar yapıldı. Çadırlardan sonra açık alanlar. Hatta ön tarafta park yeri yapılmıştı. O park yeri dahi makinecilere tahsis edilmeye başlandı. Bunun anlamı nedir? Demek ki üretici arkadaşlar ilgi duyuyorlar yani. Bu bizi memnun ediyor. Peki Eren Bey size sorayım. Ya ben danışmanınız olarak Türkiye'deki tohumculuktan bahsedelim. O tohumculuk olayı şimdi. Ya bu tüketicinin bu hibrit tohum işte GDO'lu, GDO'suz evet. Tamam mı? Burada benim sıkıntım burada. Bunda derken GDO'lu hibriti konuşanlar yetkili değiller. Ayrı ayrı. Artı yetkili olmayanlar konuşuyor. Yani biraz önce söyledi evet. Ya korsan diye. Gerçekten korsan bilim adamları konuşuyor. Ben de öyle değil bilmiyorum. Yani mesleği başka olup ben bunun üzerine her platformda söylerim. Hakemi konuşuyor, işte sanatçısı konuşuyor. Aynen. Yani bunlar, ben bunu sormak isterim. Yani düşünceleri nedir bu konuda? Niye yapılması gerekiyor? Ya bunun da bir müeyyidesi olmalıdır diye düşünüyorum. Yani hibrit ya şimdi, GDO'lu şimdi şurada, tohum açıklamalarıyla ilgili bilim adamlarının söylediklerini. Evet. Ya, hiç fazla var. Uzağa gitmeye gerek yok. Hangisi? Mesela bir aile ortamında konuşurken eşiniz dostunuz diyor ki ya tohumla uğraşıyorsun. Evet. Domatesler iri, çilekleri büyük gördük. Bunlar GDO'lu. Neden Türkiye'de GDO var? Şimdi anlatmaya çalışıyorsunuz. Burada kavram karmaşası var. Hibrit ne demek? Hormon GDO ne demek? GDO ne demek? Hormon ne demek? Doğal ne demek? Organik ne demek? Organik ne demek? Organiğin ne olduğunu, hormonun ne olduğunu, GDO'lu ürünün ne olduğunu, hibrit tohumun ne olduğunu ayırt edebiliyor olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Söylenmiş olsaydı bunları bilirdik. Ama söyleniyor ki, ben de diyorum ki birisi söylüyor, nerede söylüyor? Bölgesel kanalda söylüyor. Ne kadar da prime time'da olsa birisi de çıkıyor. Maç yorumu yaparken GDO'dan bahsediyor. Evet, siz aile ortamından bahsediyorsunuz. Ya şimdi kayınpederimle yaşadığım diyalog vardı. Köyde senin gönderdiğin fideleri diktim, domatesleri. Tamam. Organik oldu. Şimdi fide organik değildi. Ya hayır, organik değil onlar. Dedim ya işte doğal oldu. Doğal da sen yol kenarına diktin egzoz dumanı. O da değil. Ya ben gübre atmadım, ilaçlamadım. Ne yaptın? Oldu. Şimdi burada kavram karmaşasını ortadan kaldıracak bilim adamlarıdır. Kim yanlış söylüyorsa ben her programda söylüyorum üstadım. Diyorum ki bir hakem çıkmış. Ya yap hakemliğini kardeşim. Ya ciddi söylüyorum. Ya yap, sana karışıyor muyum ben? Ben de futbol oynarım. Ben de yaparım. Yap bunu. Evet. Bırak GDO bana kalsın. Çilek bana kalsın. Bırak. Salatalık bana kalsın. Şimdi hıyarın normal doğal büyüme şeklini farklı bir uygulamaymış gibi anlatılmak isteniyor. Ama kişinin background'ına baktığınız zaman o işin içerisinde ticaretini yapıyor adam. Evet. Çok İsmini vermeye gerek kalmadı. Yani. O kendini bilir. Thank you.
fuardaki çeşitlilikten bahsettik. Hayvancılık bölümüne bakarsak katılım nasıl? Hayvancılıkta. Tabii ki buradaki fuar, Bursa fuarının farklılığı da şuydu, biraz önce de söyledik. Gerçekten tarladan sofraya o işte bitkisel üretim, meyvecilik, sebzecilik, tabii ki hayvancılık olmazsa olmaz. Sonuçta ne kadar da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı diye hayvancılığı ayırmış olsa bile büyüklerimiz. Niye o ayrım var? Ona girmeyelim, yani siyaset yapmış oluruz. Tarımın içinde değil midir? Yani tarım tabii ki. Bitkisel ve hayvansal üretim değil midir? Hayvancılık da tarımın içindedir zaten. Hı. Tarım sektörünün içindedir. Hatta balıkçılık bile tarım sektörünün içindedir. Evet. Ama bir bildikleri var büyüklerimizin. Bunun detayına inmeyelim. Hayvancılık dedik. Gerçekten Bursa Fuarı'nda hayvancılık da çok önemli. Özellikle işte bak burada da Yılmaz abi de var. Yılmaz Bey bu konuda merhabalar Yılmaz Bey. Kolay gelsin. Yılmaz Bey bu konuda çok önemli bir misyona sahip. Çünkü ben Yılmaz Bey'le 2-2,5 yıl önce tanıştım değil mi Yılmaz Bey? Merinos koyunculuğu, merinos yetiştirici deyince ilk akla gelen isim. Tek akla aslında gelen. Benim bildiğim tek akla gelen kişi Yılmaz Atilla, Sayın Yılmaz Atilla ama koyunculuğa başlarken benim dikkat ettiğim nokta şuydu. Bir kere koyun çok kısa bir dönemde protein halinde vatandaşın önüne çıkan bir ürün. Yani her ay, şeyiyle değil mi? 5 ay hamilelik süresi var. 4 ay sonra sofrada olabiliyor. 9 ay. Ve dana etine göre de kaliteli bir et. Koyunun bir de sığıra nazaran bir ikizlik oranı var. Verimde artış. Yani sığırda ikizlik oranı çok nadir görülen bir olaydır. İkizlik oranı, üçüzlük değişik oranı. Değişik ırklarımıza göre değişiyor evet. Mesela. Sakızdır, evet. Ne bileyim buna yani, benzeri. Çok şey bir ne bileyim yani seri bir şekilde vatandaşın sofrasına çıkan bir ürün. 120 günde de 52 kiloya kadar ben kuzu kestim sattım ortalaması. Bu merinos. Merinos. Ciddi bir rakam bu. 120 günde 52 kilo da canlı hayvan ortalaması çok ciddi bir şey ağırlık. Dolayısıyla nasıl yaptınız diye mutlaka soruyorlardır. Daha az miktarda küçükbaş hayvanı olan üreticilerimiz için ne önerirsiniz? Ya malzemeden çalmayacaklar. Özellikle. Malzemeden çalmayacaklar. Koyunu aldatmayacaklar. Yani koyunun yetişebilmesi için o koyunun sağlıklı bir şekilde ihtiyacı oranında beslenmesi lazım. Barınması lazım, beslenmesi barınma lazım. Barınma yerleri ona göre olması lazım. Beslenmesi ona göre olması lazım. Kandırmayacaksın hayvanı, hayvan da seni kandırmayacak. Desteklerden nasıl faydalanıyorsunuz? Desteklerden biz bu halk elinde ıslah projesi kapsamında destek alıyoruz. Ama bunlar yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü biz geçen yıl hayvanlarımıza makarna fiyatına saman yedirdik. Yani Türkiye bu ayıbı da yaşadı. Dışarıdan saman getirdik ve makarna fiyatına yedirdik samanı. Hatta onun esprisi falan da vardı biliyorsunuz. Ve makarna falan. Fiyatına saman yedirip de ondan sonra da yani işte vatandaş eti çok pahalı yiyor demek çok mantıklı bir şey değil. Bu, koyun da onu pahalı yiyor çünkü. Evet, koyun da pahalı yiyor. Bir de yani zaten bunlar komple birbiriyle bütün konular. Yani eğer hayvancılığı teşvik edecekseniz yem bitkilerini de teşvik edeceksiniz. Edildi, yem bitkilerinde var ama edildi yeterli. Ama yeterli değil. Yani dönüme 3 lira mazot parası verirseniz bu traktör bu tarlayı sürmez. Bitişik komşu ülkelerde biz biliyoruz. Yunanistan'da kırmızı mazot var. Tarımda kullanılıyor. Yarı fiyatına veriliyor üreticiye. Bizde dönüme 3 lira. Bu dönüme 3 lira verdiğin mazot parasıyla bu tarla sürülmez. Bu buğday ekilmez. Buğday ekilmezse saman olmaz. Belki de üreticimiz koyunu kandırmıyorlar. İmkansızlıklardan dolayı o kadar az besliyordur. Yani biraz da alışkanlık da var. Alışkanlık da var. Olabilir. Alışkanlık da var biraz. Ben hiç koyuncu olmamama rağmen ben de okudum dedim bu koyun fena bir şey değil. Ben bunu yapayım. Yani bu otomobil üretmekten iyi bir şey. Dışarıdan civatasını da getirmiyorsun. Samanını getirmişsiniz ama. Onu getirdiler. Onu aldık geçen sene. Ama bir kere olur herhalde değil mi? Artık İnşallah bir kere olur. Yani çok şey oldu yani o abes bir iş oldu gerçekten.
inşallah bir daha olmaz. Her şeyiyle zor bir iş. Canlıyla uğraşıyor sonuçta, değil yani mi? Yani sadece canlıyla değil, yani biz hayvanlarla uğraşmaktan başka bir de bir takım yapılarla da uğraşıyoruz. Mesela hayvanlarda, koyunlarda bir sigorta var. Tersimin, değil mi? Tersimin. Fakat o poliçeyi okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki sigorta yok. Sigortanın sadece ödenecek ücreti var. Siz ne olmasını isterdiniz? Yani size? Mesela orada hayvanın en baştan bir kere hırsızlık sigortası yok. O zaman burada demek ki şu gözle bakılıyor. Üretici hayvanını kendisi çalar, bizden de parasını alır diye bakılıyor. Hiç hırsızlık sigortası olmayan... Başka bir... hangi ilaveler olabilir? Zaten sigortanın poliçelerinin tüm maddelerini okuduğunuz zaman orada tamamen eksperin iyi niyetinden kaynaklanıp eğer size bir ödeme yaparsa yapar, yapmazsa size para ödeyebileceği hiçbir madde yok. Yani maddenin birisinde mesela diyor ki salgın hastalıklarda para alamazsın. Öbür maddesinde diyor ki yabani hayvan saldırısında, saldırısı teminat kapsamı dahilindedir diyor. Üç paragraf aşağısında diyor ki eğer gerekli önlem alınmamışsa yabani hayvan saldırısı için biz sana para vermeyiz diyor. Yani ben şimdi kurdun ağzına kafamı kendim mi sokayım koyunu yemesin diye. Yani böyle saçma bir sigorta poliçesi yok. Yani ben o sigorta poliçesiyle ilgili de Tarsim'e de mailler de çektim. Dedim ki ayıptır yani birileri görse, okusa. Yani yurt dışında birisi bu poliçeyi okusa size güler dedim. Yani böyle bir şey olmaz. Parayı alıyorsun fakat en ufak bir riski kabul etmiyorsun. Bu hayvanın neden öldüğünü ispatlamam için benim götürüp laboratuvarda tespit ettirmem lazım. Bana hayvan için vereceğin para 200 lira, 500 lira. Laboratuvara harcayacağım para 1500 lira.